Radyo Gedik Gülay Güner finans programından merhaba. Yine konumuz, gündemimiz klasik deprem ve buna ilişkin konular ve konuklarla birlikteyiz. Şimdi konuğum, biraz uzaklardan bize çok kıymetli bilgiler vereceğine inandığım benim de çok eski bir dostum sevgili Ömer Faruk Bey. Kendisi, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Gülay Hanım. Sizin aracılığınızla ilk önce şunu söylemek istiyorum. Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz bu depremlerde Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybeden şehadet mertebesine ulaşmış bütün vatandaşlarımıza öncelikle başsağlığı diliyorum ailelerine. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaradan bir daha bizi bu böyle büyük felaketlerde sınamasın inşallah. Temennimiz bu. İnşallah. Dileklerinize elbette biz de katılıyoruz. Bizim de üzerimize düşenler nelerse bunları elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Ben de sizin bölgeye de ulaştığınızı bildiğim için ilk önce Cizre açısından sormak istiyorum. Cizre'de de deprem yaşadığımız 2 gün öncesi gece yaşadığımıza dahil olmak üzere depremi Cizre halkı hissetti mi, duydunuz mu, neler oldu? Oradan biraz bahsederek başlayalım. Tabii Cizre halkı depremi hem fiziken hissetti hem de bütün acılarıyla hissetti. Yani diğer vilayetlerde olan depremde yaşanan acılarla hissetti. Yani sallantı açısından da çok uzakta olmamıza rağmen, deprem merkezine çok uzakta olmamıza rağmen binaların tamamı sarsıldı. Ondan sonra yani yıkım olmadı. Tek temennimiz yıkım olmamasıydı. Yıkım olmadı. Yalnız insanlarımız o andan itibaren sallantıdan dolayı hemen herkes sokaklara çıktı. Yani çoğu insan o an evlere bile girmek istemediler. Çünkü artçılarla beraber bir iki üç defa tekrarlandı. Yani hissedildi, tamamıyla hissedildi. En son dünkü deprem bile hissedildi Cizre'den. Bayağı da yani binalarda hasar olmaması kaydıyla ama hissedildi efendim. Peki, çok geçmiş olsun tabii size ve Tüm bölge ülkemiz. halkına, tüm ülkeye elbette. Ama siz aynı zamanda her ne kadar uzakmış gibi dursanız da bölge insanısınız. Bir takım hem göreviniz hem de şahsi kimliğinizi de tanıdığım için söylüyorum. Böyle konularda anında yerinde olmaya çalışıyorsunuz. Neler yaptınız? Bölgeye gittiniz. Hangi bölümlerini görebildiniz deprem bölgesinin? Kimlere ulaşabildiniz? Cizre olarak neler yapmaya çalıştınız? Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Depremin ilk olduğu andan itibaren biz kendi yönetim kurulumuzdan arkadaşlarımızla bir kriz masası oluşturduk. Ne yapabiliriz diye. Hemen bir aksiyon almaya çalıştık. İşte üyelerimizden yardımlar toplamaya başladık. Kendi oda bütçemizden bir şeyler hazırladık. Tabii bütün Cizre o an seferberdi. Bir misyonumuz daha vardı bizim. Yani kardeş Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden de bir destek gelecekti. Onlar işte Irak Kızılay'ı bize geleceklerini söyledi yardımcı olmaları açısından. Kürt Bölgesel Yönetiminden yaklaşık bir 70 araçlık bir konvoyu biz ilk akşam karşıladık. Onların geçişlerine yardımcı olduk sağ olsunlar yetkili mercilerin nezaretinde. Ondan sonraki günlerde de biz Cizre'de o yardım seferberliğine bütün seferhalar gibi biz de hem devletin bütün kurumları zaten seferberdi Cizre'de. Şırnak valimiz Nurdağ'ında görevlendirilmiş bir koordinatör valiydi. Onun için Cizre'deki bütün STK'lar ve kurumlar aslında depremin merkezine çok yakındı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Cizre ticaretin bir geçiş noktası olduğu için deprem olan bütün vilayetlere zaten çok sıkı şekilde bağlıydı birbirine ticaretlerimiz ve orada çok tanıdıklarımız vardı. Hatay onun için bizim anında gündeme aldığımız bir konuydu. Hatay'a gitmemiz gerektiğine inandık arkadaşlarla, yönetim kurulundan arkadaşlarla. Depremin 4. günü biz 2 tır arabası yardım malzemesiyle beraber işte gıda, hijyenik malzemeler ve soba olmak şartıyla 2 tır yardım malzemesiyle beraber Hatay'a intikal ettik. 2 gün boyunca Hatay, Sahya ve Nurdağ'ında arkadaşlarla beraber deprem felaketinin açtığı büyük yaraları yerinde görme fırsatımız oldu. Tabii o arada da bizim hem Gaziantep olsun hem Maraş'ta olsun hem Hatay'da olsun kendi hemşehrilerimizden de göçük altında olan insanlar vardı. Çünkü orada çok yaşlı Cizre'de yaşayan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz vardı. Onların durumunu da görmek için aslında biz gittik oraya. Hatay'da ne yazık ki 4 tane vatandaşımızı kaybettiğimiz bir binanın başında gidip görme fırsatımız da oldu. Oradaki yapılanları yerinde görme fırsatımız oldu.
Sadece Hatay'da biz 23 tane vatandaşımızı kaybettik. Çizdeli vatandaşımızı kaybettik. Antep'te hakeza 7 kişi kaybettik. Yani Cizre olarak biz depremin her şeyiyle hissettik. Çünkü gerçek anlamda bir teyakkuz durumu da vardı Cizre'de. Basına yansımıştır. Yani yaklaşık bir 110 tır bir yardım malzemesi sadece Cizre'den çıktı. Hakeza Silopi'den o şekilde. Tam bir seferberlik vardı ve Cizre halkı bence bu konuda gereğini yapmaya çalıştı. Allah daha fazla, daha büyük felaket yaşatmasın inşallah. Evet, inşallah dileklerinize, dualarınıza katılmamak elde değil. Genelde şöyle bir şey olur ya Ömer Faruk Bey, hani böyle acılar, böyle olağanüstü haller yaşandığında ilk etapta herkes doğal olarak insani görevini yapar ya da herhangi bir kurumun içerisindeyse onun gereğini yerine getirmiş olur. Ama deprem bölgeleri bunu çok uzun yaşarlar. Yani hem biz eski Marmara depreminden 99'dan biliyoruz çevre illerde neler yaşandığını ve ne kadar uzun sürdüğünü bu süreçten ayağa kalkmanın, hem Van hem diğer bölgelerde İzmir'de hakeza hep gördük. Yardımlar ve destekler de zamanla böyle azalır ve biraz da unutulur. Siz kurduğunuz bu koordinasyon merkezi ve bulunduğunuz görev itibariyle burada sürekliliği sağlamak açısından neler planlıyorsunuz? Bizim zaten ilk görüştüğümüzde de yani ilk toplantımızda da biz sürdürülebilir bir yardım veya da sürdürülebilir bir devamlılığı nasıl elde ederiz mantığıyla hareket ettik. Onun için de zaten gittiğimizde nokta atışıyla o anki ihtiyaca binaen malzeme temin ettik. Yani önümüzde çok zor bir süreç var. Yani bu bir ay, 2 ay hiç, olacak bir süreç değil. Biz bütün görüşmelerimizde de hem resmi kurumlarla hem halkla yaptığımız görüşmelerde ya bu uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yardım mekanizması nasıl oluştururuz? Bunun üzerine çalıştık hep. Kaynaklarımızı bu yönde daha minimum, yani daha minimum ama daha elverişli nasıl olur diye kaynaklarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Yani şunu söylemeye gerekirse yani olayda bir sosyal boyutuyla biz nasıl katkı sağlarız, maddi boyutuyla nasıl katkı sağlarız diye olayı biz kendi kurumumuz nezdinde zaten görmüş durumdayız. Örneğin şimdi bir kampanya yaptık. İlk önce biz gıda ağırlıklı bir kampanya yaptık. İkinci evresini biz konteyner kent kurmak istiyoruz. Yani Cizre olarak Adıyaman'da ilk partisinde dün nasip oldu göndermeyi. Biz onun dışında işte önümüzde bir Ramazan ayı var. Orada bir kuracağımız bir seyyar mutfakla en azından Ramazan'da bile olsa çünkü her kurumun olduğu gibi bizim de bütçemiz sınırsız değil, sınırlı bir bütçeye sahibiz. O sınırlı bütçe ile biz daha fazla nasıl heba etmeden yardımı nasıl ulaştırırız mantığıyla hareket ediyoruz. Ve burada ekonomimizin önemi çok fazla yani. Oradaki sanayi tesislerinin hemen aktif olması, o sanayi tesislerinin hem ara eleman ihtiyacının nasıl giderilmesi gerektiği konusunda üzerimize düşen bir şey olsa onu yapmak için uğraşacağız. Teknik ve fiziki olarak orada bulmamız gereken bütün noktalarda olmaya gayret göstereceğiz. Elbette insan ve insanın ihtiyaçları açısından bulunmak önemli ama sizin de hem içinde bulunduğunuz görev ve nokta duruş itibariyle işin ekonomisini de canlandırmak gibi bir misyonunuz doğal olarak var. Bu konuda da elinizden geleni yapacağınıza benim de şahsi olarak inancım tam. Peki son gelinen noktada hala da tabii iletişiminiz orasıyla var. Deprem bölgesinin belki daha çok size yakın olanlar için söyleyebilirsiniz. Neye ihtiyacı var? En çok barınmadan bahsediliyor ama bir de sizden dinleyelim. Neler var şu an gündemde? Arkadaşlar yani ben ve bizim yönetimimizdeki arkadaşlar hala gidip gelmeye devam ediyorlar. En son genel arkadaşımızın bize raporladığına göre şu anda en büyük sorunumuz yani oradaki halkın en büyük sorunu ne yazık ki hala barınma. Evet. Yani bizim barınmayı yani tabii yani bu tür şeyler göre yani kademe kademe gelişiyor. Şimdi ilk önce biz insani gereksinimlerine yani insan onuruna yakışır bir yaşam şartlarını sağladıktan sonra olayın boyutu bu sefer ihtiyaçlar değişecek. Yani o zaman yani biz insani boyutları tamamladığımız zaman bu sefer de oradaki beslenen hayvanların sorunları çıkacak ortaya. Onlara yeltenmemiz gerekecek. Çünkü
O bölgede hatırı sayılır bir küçük baş ve büyük baş hayvan Evet. nüfusu da var. Onların gereksinimleri ortaya çıkıyor. Bu gereksinimlerin tamamının aslında iyi bir eylem planıyla, ki zaten afet eylem planında vardır ve uygulanıyordur inşallah. Ama şu anda oradaki insanlarımızın ilk önce salgın hastalık riskinden kurtarmak için ve de öyle bir riskin ortaya çıkmamasını sağlamak için hijyenik bir ortamda yaşamlarını idame etmelerini sağlanması lazım. Bunda hem işte barınma, o barınmanın yanında bir de düzenli beslenmenin sağlanması. Çünkü vücudun dirençleri çok düşmüştü de hava şartlarından kaynaklı bazı sıkıntılar da var orada. Bunun için barınma ve sağlıklı beslenmenin öncelikli ivedi olarak düşünülmesi lazım ki salgın hastalık riski ortadan kalksın. En çok Ne konuşulan düşünüyorsun? konular arasında Ömer Faruk Bey, bir de göç meselesi var. Bölge halkı haklı olarak hem korkuları, endişeleri hem de barınma gibi başlangıç sorunları açısından çevre illere, akrabalarına göç ediyorlar. Belki kalıcı, belki geçici göçler bunlar. Cizre'ye de göç oldu mu acaba? Bugün itibariyle ya bizim hem yetkili birimlerden aldığımız hem de yerelden aldığımız kendi tuttuğumuz kayıtlara göre 1200'e yakın aile, yaklaşık 3200 kişilik bir depremzede şehrimizde misafir ediyoruz. Peki bir de bildiğim kadarıyla 1 Mart gibi okullar açılacak o bölgede. Cizre'de şu an açık herhalde değil mi? İlk öğretim. Şu anda okullarımız açık. Hatta bu Milli Eğitim Teşkilatımız da depremde de çocuklar için de misafir sınıflar oluşturmuş. Evet. Onların adaptasyonu ile ilgili de çalışmalar burada devam ediyor. Anladım. Peki çok teşekkürler. Şunu da sormak istiyorum. Cizre'nin de zemin yapısı ve bina kurgusu deprem konusunda nasıldır? Bu konuda da bize bilgi aktarabilir misiniz? Öyle söyleyeyim, biz deprem haritasında ikinci dereceden deprem bölgesindeyiz. Yani uzağımızdan bir fay hattı geçiyor. İl merkezimiz birinci dereceden deprem bölgesi, biz ikinci dereceden deprem bölgesindeyiz. Yani zemin olarak çok iyi bir zemine sahip olduğumuz söylenemez. Çünkü Dicle Nehri'nin platosuna, yani havzasına kurulmuş bir şehir, konuluk bir şehir. İnşallah yetkililerimiz bu konuda da bazı önlemler almaya başladılar. Gerekli etüt ve saha çalışmasına başlamışlar. Yani iyi bir zeminde olduğu söylenemez, denilebilir. Tam güçlendirilmiş zeminlerle ancak biz bunu sağlayabiliriz ki artık ülke olarak bunu anlamış olmamız lazım. Biz deprem ülkesiyiz ve herkesin bu yönde çalışmaları yapması lazım. Herkes bu yönde hayatını artık idame etmesi lazım. Örneğin biz bir Cizre'de bir fuar alanı yapmak istiyorduk. Şimdi bu fuar alanının projesini biz tam çizim aşaması bitmek üzereyken dün biz karar aldık. Fuar alanının ben ilgili mimar arkadaşlarla görüştüm. Şimdi tamamıyla yarın Allah etmesin bir afette hazır ola, yani insanlara hizmet edecek şekilde olması için olan projenin revizesini yapıyoruz. Yani bizim ülke olarak, şehir olarak, yani birey olarak aslında bireyden başlaması lazım. Kendi evimizden başlayarak mahallemiz ve ilçemiz, hepimizin artık bu konuda duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Ki bizim Cizre'de bulunduğumuz zeminin işte buna çok elverişli olmaması da bizi tabii ki daha fazla düşünmeye ve bu yönde hareket etmeye itiyor. Farkındalığımız aslında çok yükseldi bu konuda. Dediğiniz gibi bireyden kurumlara kadar herkes üzerine düşeni yapmak durumunda. Çünkü gerçekten korkunç bir felaket yaşadık. Biz kilometrelerce uzakta da olsak değişen bir şey yok. Çok içten hissediyoruz açıkçası. Onu ben de İstanbul'dan söylemiş, dile getirmiş olayım. Peki eklemek istediğiniz ya da mesaj vermek istediğiniz herhangi bir konu varsa son olarak onu da alayım Ömer Faruk Bey. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani eğitimin şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yani bizim bu deprem gerçekliğiyle yaşamamızın bir ailesi olarak, yani ilkokuldan itibaren gerçekten artık hepimizin birer arama kurtarma neferi olmamız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Allah bir daha ülkeye böyle büyük bir felaket yaşatmasın. Ama bu yaşanan felaketlerden ders çıkarıp ülke olarak birbirimize ne kadar kenetlenme gereği hasıl olduğunu da zaten gözler önünde. İnşallah yaradan bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın bize. Çok Ama bu teşekkür acıdan ederim. çok büyük ders alıp buna göre de konumlanmamız gerektiğine de inanıyorum. Tüm kurumlarımız. Çok teşekkür ediyorum Ben katıldığınız teşekkür için, ederim. yaptıklarınız için de bir ülke vatandaşı olarak tekrar teşekkür ediyorum size ve Ben bölge teşekkür ediyorum. Sağ olun. halkına. Devamlı olacağına inanıyorum. Biz de ara sıra bağlanıp ne aşamada olduğumuza dair bilgi aktarımı yaparsanız çok sevinirim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun İlayda. Ben teşekkür ediyorum herkese, size, bölgeye ve özellikle 10 ilimiz başta olmak üzere depremden etkilenen herkese sağlık ve huzur diliyorum. İnşallah tez zamanda adını söylediğimiz ihtiyaçların hepsi giderilmiş ve herkes kendi yuvasına, evine sağlıkla dönmüş olur. İnşallah. İnşallah. Tek de benimiz olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Radyo Gedik'te Gülay Güner'le finans programındaydık. Yine deprem ve deprem bölgesine dair bilgileri aktarmaya çalıştık. Bir sonrakinde görüşünceye dek hoşça kalın.